Merhabalar. Hazreti Ayşe ile evlilik hakkındaki düşüncelerimi veya tespitlerimi paylaşacağım. Tabii Ayşe ile evlilik deyince hemen akla küçük yaş problemi geliyor ve bu konuyla ilgili ortaya atılan bir takım dedikodular veya spekülatif iddialar geliyor. Bunların ne olduğunu, olmadığını, nereye dayandığını, Ayşe'nin yaşının gerçekte kaç olduğunu gözler önüne sermeye çalışacağım. Önce evliliğe giden yolu ele alacağım. Bu konuyla ilgili kısa bir bilgi vereceğim. Akabinde evlilikle ilgili dedikoduları ve küçük yaş probleminin ne olduğunu, küçük yaş problemine karşı dile getirilen bir takım savunmacı yaklaşımlar var. Bunların ne olduğunu gözler önüne sermeye çalışacağım. Ayşe ile evlilik meselesi, Sevde ile evlilik safahatında konuşulan bir konudur ve Mekke'de gündeme gelmiştir. Hatice'nin vefatından sonra Hz. Muhammed bir süre bekar kalıyor veya yalnız kalıyor. Bu safahatta İlk Müslümanlardan olan Osman bin Maz'un'un eşi Havle ona geliyor ve evlenmek istemediğini soruyor. Yalnız başına olmayacağını söylüyor. Hazreti Muhammed de ona bir şeyler anlatıyor bu konuyla ilgili ve siz kadınlar bu işi daha iyi bilirsiniz diyor. Havle Resulullah'ın evlenmeye meyilli olduğunu anlıyor ve bu sefer de dul mu istersin, bakire mi istersin diye bir öneride bulunuyor. Peygamber kimi kastettiğini sorunca dul istersen Sevde bin Zem'a'yı, bakire istersen de dostu Ebu Bekir'in kızı Ayşe'yi öneriyor. Fakat Hz. Muhammed Sevde ile evlenmeyi tercih ediyor ve böylece Sevde ile evlilik gerçekleşiyor. Ayşe ile evlilik meselesi ortada kalıyor. İddiaya göre Ebu Bekir aralarında böyle bir konuşma geçtiğini duyunca insan kardeşinin kızıyla evlenebilir mi diye soruyor. Hz. Muhammed de biz din kardeşiyiz diyor ve böyle bir rivayet var elimizde. Bir başka iddiaya göre de kızın annesi yani Ayşe'nin annesi Ümmü Ruman kızının Mut'im bin Adi'nin oğlu Cübeyr ile nişanlı olduğunu veya sözlü olduğunu söylüyor ve bunu hatırlatıyor. Sonra da aile yani Ebu Bekir ile beraber eşiyle birlikte Mut'im'in evine gidiyorlar. Mut'im'in eşiyle karşılaşıyorlar. Ve Mut'im'in eşi de Hazreti Ayşe'nin Müslüman olmasından hareketle, kayınpederi olacak olan Ebu Bekir'in de Müslüman olması nedeniyle oğlunu dininden vazgeçirir diye bu evliliğe sıcak bakmadığını söylüyor. Zaten Ebu Bekir ailesinin de isteğinin, talebinin bu yönde olması üzerine de bu evlilik mevzu burada kapanıyor. Resulullah zaten Sevde ile evlenmiştir ve daha sonradan da Medine'ye hicret edecektir. Sonuç itibarıyla Hazreti Peygamber eşi ve çocuklarını götürmemişti. Önce kendisi gitmişti Medine'ye ve çocukları Mekke'de kalmıştı. Ebu Bekir ailesi de yine Mekke'deydi ve akabinde Medine'de belli bir altyapı hazırladıktan sonra ikisi de evlerini yaptıktan sonra ki hatta Resulullah'ın evi henüz tam tamamlanmamışken ailesi ve eşi çocukları Medine'ye geliyor. Bir süre Ensar'dan Haris'in evinde kalıyorlar ve böylece evine geçiyorlar. Yani Ebu Bekir'in ailesiyle Hazreti Muhammed'in ailesi birlikte Medine'ye hicret ediyorlar ve bu kafilede Hazreti Ayşe de vardır. Kafile 2. yılın Recep ayında Medine'ye geliyor. Yolda da bir hadise yaşanır. İddialara göre Hazreti Ayşe'nin devesi bir anda huysuzlaşıyor ve kaçıyor, kayboluyor. Annesi de büyük bir endişeye ve telaşa kapılıyor. Neyse deve bulunuyor ve Medine'ye geliyorlar. Medine'ye geldikten sonra şehrin havasına Ayşe alışamıyor ve bir ay kadar hasta yatıyor. Çünkü Medine'nin havası çarpıyordu. Bir takım muhacirleri de aynı şekilde etkilemişti. Sonradan iyileşiyor. Fakat bu süre zarfında Hazreti Peygamber Ayşe ile evlilik konusunda hiçbir şey konuşmuyor. Gündeme gelmiyor bu mevzu. Bu sefer Ebu Bekir meraklanıyor. Çünkü daha önceden bir konuşulmuş ama öyle ciddi anlamda bir karar alınmamıştı Mekke'de. Bazı yorumlarda sanki Mekke'de evlilik kesinleşmiş gibi konuşuluyor. Oysa teklifti peygamber Sevde ile evlenince bu ortada kalmıştı bu mevzu. Ebu Bekir Hazreti Muhammed'e eşinle evlenmeyecek misin diye soruyor iddiaya göre. Resulullah da hicret safahatında tabii Mekke'de zaten sermayeleri tükenmiştir. İmkanlarının olmadığını ileri sürüyor ve mehri gerekçe gösteriyor. İddialara göre Ebu Bekir de ona borç veriyor ve kızıyla evlenmesini istiyor ve böylece 2. yılın Şevval ayında evlilik gerçekleşiyor. Yani Ayşe'nin Medine'ye gelişinden takriben 2,5-3 ay sonra bu evlilik gerçekleşiyor.
Bu tarih takriben işte 27 Ocak'la 24 Şubat 624 tarihlerine denk geliyor. Bu safahatta evleniyorlar. İddialara göre henüz Hazreti Muhammed'in evi olmadığı için ilk geceyi de Ebu Bekir'in evinde geçirdiğine dair de bir iddia vardır. Yani Taberi böyle bir rivayet paylaşıyor ama herhangi bir kaynak belirtmiyor. Sonuç itibarıyla dikkat ederseniz Hazreti Muhammed Hatice ile birlikte tek eşliydi. Sonra Sevde ile evlenmişti. Yine tek eşli devam etmişti Hatice'nin vefatından sonra. Ama Hazreti Ayşe ile evlenince artık Sevde ile birlikte Ayşe de üçüncü eş oluyor ama ikinci eş, yani Resulullah çok eşli hayata geçmiş olacaktır ve bundan sonra diğer evliliklerinin tarihlerinin geldiğini göreceğiz. Onlara da yeri geldiğinde zaten yine videolarda belirteceğim. Evlilikle ilgili en temel problemlerden birisi küçük yaş meselesi. Ayşe'nin küçük yaş olması, Hazreti Muhammed'in küçük yaşta bir kadınla evlendiği ve pedofililikle suçlandığına dair, itham edildiğine dair bir takım yorumlar yapılmıştır. Bunun yanında Ayşe'nin yaşını büyütme yönünde bazı gerekçeler ileri sürülmüş ki hakikaten de akla ziyandır. Ancak şunu belirtelim ki en erken rivayetlerde bile Hazreti Ayşe'nin çok küçük yaşta olduğu söylenir. Rivayetlere göre 6 veya 7 yaşında olduğu, 9 yaşında da evlendiği, fiili evliliğin gerçekleştiği. Bu konuda 2-3 kriter vardır. 1- 6 yaşında nişan konuşuldu, 7 yaşında evlilik gerçekleşti. Kimi rivayetlerde de 7 yaşında nişan gerçekleşti, 9 yaşında evlendi gibi haberler vardır ve bunlar birçok kaynakta gelir. Fakat sizin veya bizim için önemli olan burada temel husus, bu iddiaların tamamının İbni İshak'a dayanıyor olması. İbni İshak Hazreti Muhammed'den 150 sene sonra, yani 767'lerde vefat etmiş birisidir ve onun naklettiği haber daha sonradan diğer kaynaklarca da bir takım ravilere dayandırılarak paylaşılacaktır ama ilk bu iddiayı ortaya atan İbni İshak'tır. Bunu özellikle belirteyim çünkü onun rivayetlerinde pek çok spekülatif haber vardır. Bu itibarla da bu detay önemlidir diye düşünüyorum. Sonuç itibarıyla hadis rivayetlerinden siyer rivayetlerine kadar birçok kaynakta veya eserde 7 yaşında nişanlanıp 9 yaşında evliliğin gerçekleştiği iddia edilmiştir. Rivayetler arasında daha da ilginç veya romantik yorumlar vardır. Ayşe'nin çok küçük olduğu için annesinin onu bol bol hurma yedirerek beslediği ve serpilmesi için gayret gösterdiği, keza küçük olduğu için oyuncaklarının olduğu, çocuklarla oyun oynadığı gibi bazı iddialar da dile getirilmiştir. Bugünkü tartışmalara baktığımız zaman Ayşe'nin küçük yaşta evlenmesi meselesi bugün için ciddi bir tartışma konusudur. Yalnız şunu özellikle ve öncelikle belirtmiş olayım ki Hazreti Muhammed'in çağdaşları tarafından hiçbirisi böyle bir evlilik yapması nedeniyle onu eleştirmemişlerdir. Yani sen de gittin küçük yaşta bir çocukla evlendin veya Muhammed küçük yaşta bir çocukla evlendi diye herhangi bir iddia kaynaklara yansımamıştır. Bu çok önemli bir detaydır. Dikkat ederseniz İbni İshak'ın bu çocuk yaş evliliği meselesini düşünün. Diğer yandan adeta gözünün üstünde kaşın da varmış diye Hazreti Muhammed'e bir bahane bulan insanların, özellikle Yahudilerin bu konuda hiçbir dedikodu malzemesi yapmamaları bu mevzuyu veya bu konuda hiçbir eleştiri dile getirmemeleri dikkate değerdir diye düşünüyorum. Bunu özellikle belirtmeliyim. Yani bu mevzu, küçük yaş konusu o dönemde gündeme gelmemiştir. Bu daha sonradan gündeme gelen bir şeydir. Özellikle de 19-20. yüzyılda batılı araştırmacıların ortaya attığı bir iddiadır ve bunun üzerine de Müslümanlar bir takım savunmacı reaksiyonlarla güya çözüm üretmeye çalışmışlar. Yalnız dile getirdikleri sadra şifa çözüm olmamıştır. İkna edicilikten oldukça uzaktır. Bunun temel sebeplerinden birisi rivayetleri sorgulamasız kabul etme yaklaşımıdır. Çünkü 6 veya 7 yaşlarında ya da 9 yaşında evlendiğine dair birçok rivayet var. Dolayısıyla da bu rivayetleri savunmacı gözle ele aldıkları için böyle bir yaşta evlilikte herhangi bir beis görmemişler. Hatta bunu daha da aşağıya çekmişler. Yani hukuken 3 yaşındaki bir çocukla da nişanlanılabileceği gibi hezeyanlar bile ortaya atılmıştır. Sırf rivayetleri kurtarabilme adına. Ve bazı yorumlarda da bu problemi aşmak için Ayşe'nin aslında 9 yaşında veya 7 yaşında değil 18 yaşında olduğu gibi hiçbir referansa dayanmayan iddialar da dile getirilmiştir. Bu iddiaları biraz irdeleyelim şimdi. Mesela
Ayşe'nin yaşının büyük olduğu veya küçük olduğuyla ilgili benim burada bir video sınırları içerisinde size anlatacağım temel kriterlerden birisi ablası Esma ile yaş meselesidir. Ondan sonra da bu yaşı büyütme ile ilgili iddiaların ne derece içinin boş olduğunu anlatacağım ama en önemli kriterlerden birisi ablası Esma ile arasındaki yaş farkıdır. Ve aynı zamanda Esma'nın vefat tarihidir. Yani doğum tarihleri pek bilinmiyor. Yalnız yaş farkları ve vefat tarihleri net olarak bilinebiliyor. Buradan geriye doğru gidince somut kriterler elde edebiliyoruz. Bunlardan birisi şu. Esma Ayşe'den 10 yaş büyüktür. Bu birçok rivayette zikredilen bir bilgidir. Keza aynı zamanda Esma'nın 100 yaşındayken 692 yılında yani hicretin 73. yılında vefat ettiği bilgisi de yine kaynaklarda yer alan bilgidir. Ha bazı rivayetlerde 90 küsur yaşı da söylenmiş ama en az ihtimalle 90 küsur yaşından fazla yani 100 yaşında olduğu çok fazla uzun ömürlü olduğu rivayet edilir. Vefat tarihi konusunda da bir tereddüt yoktur. 692 Hicri 73. yıla tekabül ediyor. Şimdi 692 veya 73 100 yaşı bakınız bize nasıl bir kriter sunuyor. Aynı rivayetler arasında Esma doğduğu zaman babasının 21 yaşında olduğu yani Ebu Bekir'in 21 yaşında olduğu bilgisi de aktarılmış. Keza kendisinin yani Esma'nın hicretten 20 önce 27 yaşında olduğuna dair de bir bilgi var elimizde. Şimdi Hazreti Ayşe'den ablası 10 yaş büyük olduğuna göre Ayşe doğduğu zaman babası 31 yaşında demek ki bunu anlıyoruz. Ayşe bu sefer ne olur? Ablası Esma'dan küçük olduğuna göre hicretten 27 yaşında olduğuna göre Esma Ayşe de hicretten önce 17 yaşında olur. Bu temel bir kriter ve en ikna edici kriterlerden birisi budur. Ayrıca burada başka bir detay daha vardır. Resulullah 40 yaşında peygamber oldu. 13 yıl kaldı. 53 yaşında da hicret etmiş oldu. Hazreti Ebu Bekir de ondan 3 yaş küçük olduğuna göre Ebu Bekir bu sırada demek ki 50 yaşlarındadır. Peki Ebu Bekir Ayşe doğduğu zaman 31 yaşında olduğuna göre demek ki Ayşe yine 19-20 yaşlarında oluyor. Böyle de bir kriter elde edebiliyoruz. Bu da önemli bir detaylardan birisidir. Diğer yandan bir başka husus daha vardır. O da Esma'nın 100 yaşında öldüğü bilgisi. Bunu da şöyle test edebiliyoruz. 100'den hani Hicri 73'te vefat ettiğine göre 100'den 73'ü çıkarınca yine 27 yaş elde ediliyor. Yani hicretten önceki yaşı elde ediliyor. Ve Ayşe de demek ki hicretten önce 10 yaş küçük olduğuna göre 17 yaşındadır. Hicretin ikinci yılında evlendiğine göre 18-19 veya 20 yaşlarında bir kriter elde edilebiliyor. Veya bunu şöyle de yorumlayabilirsiniz. Esma hicretten önce 27 yaşında ise demek ki Ayşe Risaletin başlarında 6-7 yaşlarında bir çocuk olur. Çünkü 17'yi ele alırsanız 10 yıllık Mekke dönemini de bir kenarda tutarsanız ya veya 13 yıllık 6-7 yaşlarında bir çocuk olduğu sonucuna da gidebiliyorsunuz ve takriben 13 yıllık Mekke dönemi de dikkate alındığı zaman Hazreti Ayşe'nin hicretten sonra 19-20 yaşlarında olduğuna dair somut bir kriter elde edebiliyoruz. İkinci bir kriter olarak Hazreti Ayşe ile Fatıma arasındaki yaş farkı. Rivayetlere göre Hazreti Fatıma Ayşe'den 5, kimi rivayetlerde de 8 yaş büyüktür ama daha çok 5 yaş söylenir. 5 yaş büyük olduğuna göre ve aynı zamanda Fatıma'nın da Risaletten 5 sene önce doğduğu bilgisi var elimizde ki nitekim de bu bilgi Kabe tamiri sırasında doğmuştu denir ve bu rivayetle de temellendirilebilir. Sonuç itibariyle Resulullah'ın peygamberliğinden 5 sene önce Fatıma'nın doğduğu bilgisi var elimizde ve Fatıma'nın da Ayşe'den 5 yaş büyük olduğu bilgisiyle karşılaştırılınca demek ki Ayşe 601 veya 602'de doğmuştur. Bu sefer 622'de hicret olduğuna göre demek ki 19-20 yaşlarına tekabül ediyor. Böyle bir sonuç elde edilebiliyor. Dolayısıyla da bunlar yani ikinci bir veri olarak sunulabilir. Bir başka veri daha vardı. O da Cübeyr bin Mut'im ile evliliği konusu. Bu konuyla ilgili düşüncem aslında sağlam bir bilgi değil bu iddia. Çünkü bunu nakledenler de vardır. Mesela Belazoğlu böyle bir bilgiyi
aktarıyor. Diyor ki daha önce Ayşe Mut'im bin Adi'nin oğlu Cübeyr'in sözlüsüydü diyor. Daha sonradan da peşinden diyor ki doğru olan ise Ayşe Resulullah'tan önce kimseyle nişanlı değil. Yani Ayşe'nin Cübeyr'le nişanlı olduğu iddiası ve buradan bir büyük yaş elde etme kriteri çok ikna edici değil. Bana göre özellikle Esma ve Fatıma ile ilgili onların yaşlarından çıkarılan sonuç daha ikna edicidir. Bir başka rivayet daha vardır. Bunu Ömer Rıza Doğrul'da savunmuştur. O da şu, Kamer suresinin 46. ayetiyle ilgili nüzul sebebinden bahsedilirken Hazreti Ayşe'ye isnat edilen bir rivayet vardır ve der ki ben oyun oynayan bir çocukken Kamer suresinin 46. ayet nazil olmuştu. Bu Buhari'nin sahihinde de geçer. Buradan hareketle Kamer suresi de Risaletin ilk yıllarında nazil olduğu için ve Ayşe de bunu hatırladığına göre demek ki hatırlayabilecek yaşta bir çocuktur. Bu itibarla da en kötü ihtimal 5-6 yaşlarında çocuk olmalıdır şeklinde bir sonuca gidilmiş ve buradan da belli bir yaşta olduğuna dair bir kriter elde edilmiştir. Bunlar Hazreti Ayşe validemizin yaşıyla ilgili elde edebileceğimiz kriterler. Ancak bunlar pek sağlam bir şekilde savunulamadığı için farklı çözümlere gidilmiştir. Mesela ne denmiştir? Efendim Arap geleneğinde kız çocuklarının yaşı buluğa erdikten sonra sayılıyormuş. Dolayısıyla da rivayetlerde 6 veya 9 deniyor ama aslında Hazreti Ayşe 18 yaşındaymış. Vay vay vay. Ve bunu da güya bir bilgi olarak sunuyorlar. Peki ben bu kadar taradım, bu kadar inceledim ki bilirsiniz ben sihir üzerinde çok duran birisiyim. Ben hiçbir yerde böyle bir yaş kriterinin olduğuna rastlamadım. Bu neyi gösteriyor bize? Batılılar bu konuyu dillerine pelesenk edince işin içerisinden çıkmak için bir sivrizekalı böyle bir iddia ortaya atmış ama bu iddianın hiçbir temeli yoktur. Buna bakarsanız Esma, ablası Esma ile yaşı üzerine gidince daha ikna edici, daha somut bilgi elde edersiniz ama anlaşılan bu kimsenin aklına gelmemiş veya böyle bir çıkarım elde edilebilir mi düşünmemişler. Bunun yanında ikinci bir kriter olarak savunma mekanizması olarak ne öne sürülmüş? Efendim Arabistan sıcak memleketmiş. Dolayısıyla kız çocukları da erken gelişiyormuş. Yani insan neresiyle güler bilemem ama ya bakınız yani akıl var, mantık var. Madem sıcak memlekette kız çocukları erken olgunlaşıyorsa, yani erkek çocukları niçin olgunlaşmıyor? Veya bugün niçin olgunlaşmıyor? Üstelik de sıcaktan dolayı eğer olgunlaşma söz konusu ise iklim soğumuyor, giderek ısınıyor. O zaman daha erken çocuklar buluğa ermeli, öyle değil mi? Dolayısıyla da bunların hiçbirisi ikna edici değildir. Bana göre en ikna edici veri Esma ile yaşı ve Fatıma ile yaşı ve Kamer suresindeki az önce zikrettiğim açıklamada 3 aşağı 5 yukarı önemli bir kriter sunuyor bize. Yani 19-20'yi bu şekilde elde etmek daha ikna edicidir. Yalnız başka bir şey söyleyeyim değerli dostlarım. Velev ki biz şimdi 18, 19 veya 20'yi bulduk. Ayşe'nin yaşını buraya sabitledik. Peki mesele halloluyor mu? Bana göre aslında mesele yine hallolmuyor. Problem çözülmüyor ki. Zira bugün özellikle de bizim örfümüze göre konuşursak Resulullah o sırada 54-55 yaşlarındadır. Ve Ayşe de 18 yaşında olsun. Bugün acaba bizim örfümüzde 54-55 yaşındaki erkekle 17-18 yaşındaki bir kız evlense bu nasıl karşılanır toplumda? Bizim toplumumuz bunu kabul eder mi? Yok, yadırganır daha doğrusu. Bu itibarla da siz 18 yaşına getirseniz de mesele tam olarak izah edilemiyor. Bunu niçin söylüyorum? Bu örfle alakalı olduğu için. İşte Hazreti Peygamber'le Ayşe evlendiği zaman Ayşe peygambere göre çok küçüktür. Yalnız o kültürde bu yaş orantısızlığı bir problem olarak gözükmediği için nitekim de az önce söylediğim gibi herhangi bir muhalifi tarafından bu mesele bugün olduğu gibi dile getirilmemiştir veya bu bağlamda bir spekülasyona dönüştürülmemiştir. Bu itibarla da diyorum ki Ayşe ile bu yaş orantısızlığı bağlamındaki evliliği siz dini sahiplerle çözemezsiniz veya dini sahiplerle veya yaşı büyüterek bir noktaya varamazsınız. Zira bu mesele kültür veya örfle alakalıdır.
Bu itibarla da yaş büyütmekle bir sonuca gidilemeyeceği kanaatindeyim. Bu itibarla da kültürel kodlar üzerinden giderek bir sonuca gitmeliyiz. Yani Arap örfünde bu hoş karşılanıyor veya bu konuda bir problem gözükmüyor ama Türk örfüne göre burada ciddi bir problem vardır. Bu nedenle de bize göre veya bugünkü insanlığın getirdiği veya eriştiği değer yargılarına göre yanlış yorumlanabilir veya bu sorun gibi gözükebilir ki nitekim buradan hareketle kimisi Resulullah'ı pedofililikle, sapıklıkla affedersiniz suçluyorlar. Oysa en önemli kriter elimizde Resulullah ölene kadar arkasında hep münafıklar oldu, hep de muhalifleri ve düşmanları oldu. Ne Yahudiler, ne münafıklar, ne müşrikler veya ne herhangi bir muhalifi bu konuda onu eleştirmemişlerdir ve bununla ilgili kaynaklarda tek bir rivayet yoktur. Dolayısıyla da evlilikle ilgili alın size en temel kriterlerden birisi. Demek ki bu bugünün sorunu, o dönemde sorun olmamış. Bu neyi gösteriyor bize? Demek ki Ayşe de, Ayşe validemiz de zannedildiği gibi 9-10 yaşlarında bir çocuk değildir. Kaldı ki bir başka bir şey var burada. Doktorlar daha iyi bilirler bu mevzuyu. 7-8 veya 9 yaşlarındaki bir kız demeyeceğim buna, bir çocuğun yetişkin bir insanla cinsel birliktelik yaşaması bile mümkün değil. Değerli dostlarım, yani akıl var, mantık var. Biz neden bahsediyoruz? Sonuç itibarıyla hocam sizin tespitiniz nedir? Ben kesinlikle 7 veya 9 yaşlarında, 6 yaşında olduğu iddiasının doğru olmadığını, bunun İbni İshak'ın Müslümanların başına boca ettiği bir bela olduğunu düşünüyorum. Yani bu rivayet izaha muhtaçtır, kesinlikle doğru değildir. Ve az önce de söylediğim gibi özellikle ablasıyla yaş oranı veya aralarındaki yaş farkından ölüm tarihleri çünkü çok net bilgidir. Buradan geriye doğru gittiğiniz zaman Hazreti Ayşe validemizin en asgari 15-16 ama 16 ile 18-19 yaşlarında bir kız olduğu, ben en asgarisini alıyorum. Hatta 20'ye kadar çıkarabilirsiniz. Olduğu sonucu ortaya çıkıyor. Fakat az önce de belirttiğim gibi bu bile meseleyi tam olarak çözmüyor aslında. Niye? Çünkü meselenin bir ayağı örftür. Benim burada söyleyeceğim temel kriterlerden birisi buydu. Bir başka husus vardır sevgili dostlarım. O da şu. Nisa suresinin 6. ayetinde nikah çağından bahsediliyordur. Ve hatta izâ beleğun nikah ediyor. Yani nikah çağına eriştikleri zaman onları velilik yaptığınız çocukları evlendirin diye bir açıklama vardır. Yani kar veya zararını bilecek konuma veya donanıma geldikleri zaman. Buna göre eş olacak bir insanın en azından bu sorumluluğu yerine getirebilecek bir donanımda olması gerekir. Bu kriterlere göre Hazreti Ayşe daha çok ya çocuk, yani eş olması mümkün değil yani. Bu itibarla da Ayşe validemizin evlilik yapabilecek çağda olduğu sonucuna da buradan çok rahatlıkla gidilebilir. Belki hemen birileri tutacaklar bana Talak suresinin 4. ayetinden delil getirecekler. Yani vellâ'i lem yehidne ifadesi vardır. Bunu şöyle yorumluyorlar. Henüz adet görmemiş ama ileride adet görecek çocukla da evlenilebilirin delili olarak bunu sunuyorlar. Bu ayet tam aksine küçük yaşta veya adet görmemiş kız çocuğuyla evlenilemeyeceğinin de delilidir. Neden? Çünkü burada lemma diye bir ifade yok. Lem, yani hiç adet görmemiş, adet görmeyenlere gelince diyor. Nedir bu hocam? Menopoza girmiş kadın boşanırsa, orada boşanmadan bahsediyor, detayına girmeyeceğim. Bu menopoza girmiş kadınlarla ilgili bir açıklamadır. Dolayısıyla da burada küçük, yani yaş veya henüz adet görmemiş ama ileride adet görecek çocuktan bahsetmiyor. Benim tespitim budur. Dolayısıyla Hazreti Ayşe validemiz de evlenecek çağda kızdır ama Resulullah'la evlendiği zaman arada muazzam bir yaş orantısızlığı vardır. Bunu dinle izah edebilmemiz mümkün değildir. Bugünün değer yargılarıyla izah edebilmemiz mümkün değildir. Ama bu Arap örfünde var olan bir uygulamadır. Sorun da gözükmediği için ne vahye konu olmuştur ne de rivayetlere Hazreti Muhammed'in böyle bir problemli evlilik yaptığına dair bir bilgi yansımıştır. Bu bugünün gündemidir. Müslümanlar da burada palyatif çözümler üretirken az önce vermeye çalıştığım gibi somut kriterler üzerinden gidememişler. O yüzden de sırtlarında bir kambur kalmıştır. Dolayısıyla da Hazreti Ayşe validemiz çocuk yaştaymış, efendim Hazreti Muhammed de pedofili saplıymış gibi bu şekilde onu göstermek sadece art niyetliliğin bir tezahürü olur. Başka bir şey söyleyeceğim sizlere. Evet sevgili dostlarım,
Bugünün az önce de söylediğim gibi değer yargılarıyla bu tür evlilikleri hele hele dini jargonla izah edebilmek mümkün değildir. Ama şunu da bilelim ki böyle bir evlilik sadece Hazreti Muhammed'in yaptığı evlilik değildir. Biz 1400 sene öncesinden bahsediyoruz. Bu tarz evlilikler çokça vardır. Yani şimdi yaş orantısızlığı olunca millet zannediyor ki bu sadece Hazreti Muhammed'e özgüdür. Hayır sevgili dostlarım. Hazreti Ömer'in de yine Ali'nin küçük kızıyla evlendiği hikayesi vardır ki son derecede böyle yüz kızartıcı sahneler anlatılır. Birçok sahabenin bu tarz evlilikleri vardır veya Arap'ın öyle söyleyelim. Ama bu sadece o günün Müslümanlarının veya Arapların sorunu değil ki Yahudilerin hayatına bakınız. Onlarda da yine küçük yaş evliliği söz konusudur. Nitekim de işte en bildiğimiz örneklerden birisi Safiye'dir. Yahudi kökenli Safiye'dir. Safiye evlendiği zaman 17-18 yaşlarındadır. Daha önceden de iki evlilik yaptığı söylenir. Dolayısıyla da bu sadece Araplarda var olan bir şey değil, önceki kültürlerde de var. Kaldı ki bugün bile hala çocuk gelin problemi yok mu? Bazı yörelerde mesela yaşlıysa da başlık parası denen bir sistemle bastırıyor. Affedersiniz 70 yaşındaki dedem 20'sinde 30'undaki kızı alabiliyor. Bakınız bu kültür bunu kabullenebiliyor. En azından bu tarz örneklere de yer yer rastlıyoruz. Veya birçok yerde tek eşlilik esasken bazı yerlerde çok eşlilik de o hayatın bir parçası olarak devam ediyor. Dolayısıyla da ben sonuç itibariyle şunu söyleyeyim. Hazreti Peygamber'in evliliklerini dini jargonla izah etmeye kalkarsanız sadece havanda su döversiniz. Bu itibarla da bu evlilikler örf üzerinden ele alınmalıdır ve aynı zamanda az önce dile getirdiğim gibi o dönemde nasıl algılanıyordu? Zeynep binti Cahş'la evlilik mevzuna geldiği zaman bakınız orada örfe aykırı bir durum olunca nasıl hemen eleştiriler söz konusu oluyor ve vahye yansıyor konu. Bakınız burada herhangi bir eleştiri olmadığı için vahye de böyle bir şey yansımıyor. Bu itibarla da Ayşe ile ilgili zannediyorum ortaya atılan bir takım spekülasyonlar ve bu konuyla ilgili dedikodulara bir cevap vermiş olduk. İkide bir, efendim kaynak nerede, kaynak nerede diye bana soruyorlar. Bir yerlerinden uydurmuyorum. Bu bir. İkincisi, burada akademik makaleyi ele almıyorum. İki, üçüncüsü, ben burada yani yazılı metinden bir şey okumuyorum ki şurada bu kaynakta bu geçiyor söyleyeyim. Çok mu merak ediyorsunuz? Benim eserlerim vardır. Gider oradan okursunuz. Bunu söyleyince de bu sefer vay hoca eserlerini reklam ediyor. O zaman dinlemeyin. Ne diyeyim yani? Almayın, dinlemeyin. Yani ben eserimi alınca benim cebime para da gitmiyor. Bunu da söyleyeyim. Giden orada yayın evi oradadır. Onlara sorun. Yani böyle ucuz kahramanlıklara soyunan, lafla beri gele bir takım güya laf çakmalar oluyor, sözler sarf ediliyor. Bunları dikkate almıyorum ama ille de sürekli benden kaynak istiyorsanız bu anlattıklarımın hepsi İbni İshak'tan al, bütün hadis kaynaklarında var ve erken dönem İslam tarihi kaynakları. Kaynaklarım bunlar. Ben farklı bir kaynaktan yararlanmıyorum. Ama bakınız bir takım çıkarımlarla gittim. Bu çıkarımları bulamazsınız. Ama mesela 9 yaşın 18 sayıldığı yönünde hiçbir bilgi yoktur. Bana gösteremezsiniz. Bakınız bunu da net olarak söylüyorum. Daha benden niye kaynak istiyorsunuz ki? Üstelik ben bir videoda sadece meselenin ana hatlarını izah ediyorum. Bakınız bu tartışmalara girdiğim için video biraz daha uzadı. Burada bitiriyorum. Umarım video faydalı olmuştur ve umarım bu konudaki bir takım spekülasyonlara az da olsa bir cevap niteliği taşımıştır. Dinlediğiniz için teşekkürler ediyorum. Hoşça kalın.